mine nine adeta eriyor. Boyu her yıl 1 bölü 4 santimetre kısalan ninemiz, 3 yıl sonra boyunun toplam kaç santimetre değişeceğini hesaplamak istiyor. Aşağıdaki denklemlerin hangisi yukarıdaki durumu ifade eder? Ninenin boyu kısalıyormuş, öyle değil mi? Önümüzdeki 3 yıl içinde, mine ninenin boyu her yıl 1 bölü 4 santimetre kısalacaksa, eksi 1 bölü 4'ü 3 ile çarpmamız gerekir. Ve bu, birinci seçenekte verilmiş. Boyu her sene 1 bölü 4 santimetre kısalacaktı ve mine nine 3 yıl içinde ne olacağını merak ediyordu. Bu iki sayıyı çarpınca cevabı eksi 3 bölü 4 olarak buluruz. Yani bir başka deyişle mine ninenin boyunun 3 bölü 4 santimetre kısalacağını buluruz. Buna göre 3 yıl sonraki boyu bugünkü boyu eksi 3 bölü 4 santimetre olur. İkinci seçeneğe bakınca 1 bölü 4 çarpı eksi 3'ten yine eksi 3 bölü 4 elde ederiz. Ama bu işlem soruda verilen duruma uymaz. Boyu kısaldığı için eksi işaretinin 1 bölü 4'ün önünde olması gerekiyor. Ayrıca 3 yıl sonraki durumu merak ettiğimiz için, yani zamanda geri gitmediğimiz, hatta tam tersine ileri gittiğimiz için, 3'ün önüne eksi koymak çok garip görünüyor. Kısacası, her ne kadar ikinci seçenek bizim istediğimiz sonucu veriyor olsa da, birinci seçenek soruda verilen durumu çok daha iyi ifade ediyor. Son olarak tabii ki üçüncü seçeneği de seçmeyeceğiz. Çünkü seçenekler arasındaki soruda durumu ifade eden bir tane bulduk. Hadi bir soru daha yapalım. Bir zombi dört gün boyunca her gün uzuvlarından üçünü kaybetmiş. O zaman toplam 12 tane uzuv kaybeder ve bu durumda yani eğer kaybedecek 12 tane uzvu varsa bu zombi bir insan olamaz, öyle değil mi? Bu durum aşağıdaki denklemle özetlenmiştir. Zombi her gün 3 uzuv kaybediyorsa, denklemdeki eksi 3, uzuvlarının sayısının 3 azalacağını gösterir. Bu durum 4 gün boyunca devam ettiğine göre, eksi 12, zombinin kaybettiği uzuvların toplam sayısını verir denklemdeki eksi 12'nin neyi ifade ettiğini bulmamız istenmiş. Aslında ben de tam şimdi bunu söylüyordum. Şimdi seçeneklere bakalım. Zombi bu süre boyunca toplam 12 uzuv kaybetmiştir. Doğru. İkinci seçenekte zombi eksi 12 tane uzva sahiptir demişler. Bu doğru olamaz. Yani uzuv sayısı negatif olamaz ki. Ayrıca zombinin başlangıçta kaç tane uzvu olduğunu da bilmiyoruz. Bu belki de 40 ayaklı bir zombidir. 40 ayağından 12'sini kaybedince geriye 28 tane kalır. Ya da eğer başlangıçta 12 tane ayağı varsa da şimdi 0 tane uzvu kalmıştır. Sonuç olarak bu seçenek pek de mantıklı değil. Birinci seçeneğin doğru olduğunu düşündüğüm için yukarıdakilerden hiçbiri seçeneğini de seçmiyorum. Hadi bir tane daha soru gelsin. Televizyondaki programlardan biri geçtiğimiz 3 ay boyunca 9.000 izleyici kaybetmiş. İzleyici kaybediyorsa, bu durumu negatif bir sayı ile ifade edebiliriz. Program geçtiğimiz 3 ay boyunca toplam 9.000 izleyici kaybetmiş ve her ay aynı sayıda izleyici kaybettiği söyleniyor. Bu durum aşağıdaki denklemle özetlenmiş. Toplam 9.000 izleyici kaybetmişti ve bu 3 ay içerisinde gerçekleştiğine göre bu işlem bize her ay kaç tane izleyici kaybettiğini veriyor. Her ay kaybedilen izleyici sayısı aynı olduğuna göre, o zaman eksi 3000 programın her ay kaç izleyici kaybettiğini gösteriyor. Evet program her ay 3000 izleyici kaybetmiş. Şimdi bir de seçeneklerden hangisinin bu durumu ifade ettiğini bulalım. 3 ay önceye kıyasla bugünkü programı izleyenlerin sayısı 3000 kişi azalmıştır. Bu doğru değil. Program her ay 3000 izleyici kaybetmişti. Kaybedilen izleyici sayısı aydan aya değişmediği için 3 ay boyunca her ay 3000'den program toplam 9000 izleyici kaybetmiştir. Yani sonuçta bu doğru olamaz. Programı izleyenlerin sayısındaki toplam değişim eksi 3000'dir. E, bir ay için deselerdi bu doğru olurdu ama toplam değişim 9000 hatta eksi 9000 demeliyim. Toplam değişim eksi 9000 olduğu için yukarıdakilerden hiçbiri seçeneğini seçmem gerekiyor. Eğer her ay 3000 izleyici kaybetmişlerdir diye bir seçenek olsaydı bu doğru olurdu. Ama böyle bir seçenek olmadığı için yukarıdakilerden hiçbiri seçeneğini seçiyorum.